Evet değerli arkadaşlar, öncelikle hepinize günaydın. Bugün sizlerle Avrupa Birliği ilerleme raporu ile ilgili açıklamalarda bulunacağız. Sayın Gülsün Bilgehan'la beraber bundan sonraki süreçte o hem Avrupa Konseyi'nde çalışmalarda bulunuyor. Avrupa Konseyi'nde Cumhuriyet Halk Partisi'ni temsil ediyor. Avrupa Parlamentosu'nda da ben çalışmalar yapıyorum ve bundan sonraki süreçte de zaman zaman sizleri bilgilendirme ile ilgili basın toplantıları yapacağız. Geçen hafta hatırlarsanız Avrupa Birliği tam üyelik müzakeresinin 3 Ekim'de 7. yıl dönümüydü. O konuyla ilgili bir açıklama yaptık. O konudaki değerlendirmelerimizi sizlerle paylaştık. Ve orada da tekrar ifade etmek istiyorum ki 7 yılda gelinen nokta elde var sıfır. Yani 7 yılda hiçbir tam üyelik müzakeresinde maalesef ilerleme olmamış. Bu haftada 10 Ekim tarihi itibariyle Avrupa Komisyonu bir ilerleme raporu yayınladı. Bir Türkiye'nin 2011 yılı değerlendirme raporuydu bu. Bir esasında önemli bir belge. Bir karne niteliğinde, bir muhtıra niteliğinde önemli bir belge. Burada da baktığımız zaman sonuçlar son derece ülkemiz adına, vatandaşlarımız adına son derece üzücü. Bakın bu müzakereler başladığı zaman Başbakan, işte o zaman kendisini Avrupa Birliği Fatihi olarak ilan etmiş olduğu zaman, yine o Tandoğan'da gündüz ortasında havai fişekler patlattığı zaman ve 2012'de biz tam üye olacağız dediğimiz zaman Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz bazı endişelerimizi ortaya koymuştuk ve bize verdiği cevap şuydu Başbakan'ın. Her müzakere açık uçta başlar. Ama hedef konulur. Hedef tam üyeliktir. Ne kadar başarılı olursanız o kadar bu işi neticelendirirsiniz demiş idi. Şimdi soruyorum burada. Yani başarıyı biz neyle ölçeceğiz? 33 tane fasıl var. Bu fasılların açılıp kapanması lazım. Bakıyoruz bu süreçte 33 fasıldan bir tanesi açılıp kapatabilmiş. 32 tanesi maalesef başarısızlıkla sonuçlanmış. Peki başka neyle ölçeceğiz başarıları? Bu ilerleme raporlarıyla ölçeceğiz. İlerleme raporlarına baktığımız zaman da incelediğimiz zaman da hiçbir alanda ilerleme yok. Hatta tam tersi her alanda gerileme var. Onu da bırakın bir de çok ciddi uyarılar var. AKP hükümeti, Dışişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Egemen Bağış bir yıl boyunca sürekli konuştular, sürekli göz boyadılar. Bir yıl boyunca anlattılar. Ama bugün Avrupa Birliği ilerleme raporuna baktığınız zaman Avrupa Birliği ilerleme raporu diyor ki AKP hükümetinin bütün söyledikleri yalan. Esasında rapor Egemen Bağış'a ve AKP hükümetine tokat gibi bir cevap. Hatırlayalım. Egemen Bağış, AKP hükümeti neyi iddia etmişlerdi? Onlar diyorlardı, öğrenciler, tutuklu öğrenciler için onlar terörist diyorlardı. Gazeteciler için yine onlar terörist diyorlardı. Yargı süreci için son derece adil, şeffaf bir şekilde süren bir yargı süreci diyorlardı. Türkiye'de düşünce özgürlüğü, hiç olmadığı kadar güçlü, hiç olmadığı kadar özgür bir ortamda olduğunu söylüyorlardı. Hele basın özgürlüğü yani çok yüksek ve ileri seviyede diyorlardı. Peki bugün ne oldu? Baktığınız zaman Avrupa Birliği diyor ki senin vatandaşını kandırabilirsin, sen aldatabilirsin, kandırabilirsin ama beni kandıramazsın diyor. Ben raporu çok uzun olarak anlatmak istemiyorum. Yani burada zaten sizler de incelediniz. 5 sayfa bir özet çıkarttık. Bu 5 sayfanın 3 sayfası, 3,5 sayfası tamamen eleştiri. 1,5 sayfasında da iyi şeyler söylemişler. Yani bazı olumlu şeyler söylemişler. Ama baktığınız zaman bugün tam üye olması gereken bir Türkiye için son derece kötü bir rapor var. Dediğim gibi ben maddelerle bunları tekrar ortaya koymak istemiyorum. Şimdi burada Egemen Bey'in cevap vermesi lazım. Toplantı ve gösteri özgürlüğü var mı? Yok mu? Basın özgürlüğü var mı? Yok mu? Türkiye'de düşünce özgürlüğü var mı? Yok mu? Türkiye'de adil seçimler yapılıyor mu? Yapılmıyor mu? Özgür siyaset var mı? Yok mu? Sendikal haklar var mı? Yok mu? Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti, insan hakları, özgürlük, eşitlik, adalet, demokrasi, hukukun üstünlüğü, kuvvetler ayrılığı konularında artık başarısızlığını Adalet Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi'nin başarısızlığını Avrupa Birliği ilerleme raporu tescillemiştir. Sonuç olarak Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti uygulamalarıyla yurt içinde vatandaşı canından bezdirdi. Halkı artık perişan etti. Uyguladığı faşist baskıcı yönetim anlayışıyla Türkiye'yi bir korku devleti haline getirdi. Tabii esas hedeflerinin Türkiye'yi bir parti devleti haline getirmek olduğunu biliyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi olarak buna asla izin vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz. Yurt dışında ise AKP hükümeti yurt dışında tam anlamıyla Şamaroğlu'na döndü. Dış politikada AKP hükümeti neredeyse önüne gelenden ense tokat, önüne gelen artık AKP hükümetine girişiyor. Hatırlayın, önce İsrail, sonra İran, Irak, Suriye, Rusya, bugün de Avrupa Birliği. Avrupa Birliği'nin ilerleme raporu esasında bir muhtıra niteliğinde anlayana. AKP hükümeti bir gün Avrupa Birlikçi, bir gün anti Avrupa Birlikçi. İşine geldiği zaman baş üstüne, işine gelmediği zaman bana ne? AKP'nin Avrupa Birliği ile ilgili bir ileri bir geri. Yani bu şanzımanı dağılmış, motoru patlamış bir arabaya benziyor ve bu araba artık gitmiyor. Hal böyle olunca da Avrupa Birliği AKP hükümetine ve Türkiye'ye maalesef muhtıra niteliğinde balans ayarı yapıyor. Değerli arkadaşlar, Türkiye bunu hak etmiyor. Bizim vatandaşımız ne böyle bir yönetimi ne de böyle dışarıdan eleştirilmeye layık. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim için asıl olan Avrupa Birliği üyelik perspektifimizin getirmiş olduğu ivmeyle Türkiye'nin demokrasinin, güçlü bir demokrasinin ve güçlü bir hayat standartları vatandaşlara sunabilmek. Biz Avrupa Birliği'ne bu şekilde bakıyoruz ve bu şekilde inanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Avrupa Birliği sürecini önemsiyoruz. Baştan beri önemsiyoruz. Çünkü yarım asırlık bir yol arkadaşlığını değerli buluyoruz. 1996'dan beri bir ticaret ortaklığımız var, önemsiyoruz. Bugün ticaretimizin yarısını neredeyse Avrupa Birliği ile yapıyoruz. Ama asla Cumhuriyet Halk Partisi olarak taviz vermekte istemiyoruz. Avrupa Birliği'nin çifte standart uygulamalarını da benimsemiyoruz. Ahde vefa ilkesini hiçbir zaman unutmuyoruz. Yaklaşık Avrupa Birliği bu noktada baktığınız zaman, yani bu sürece baktığımız zaman, tabii Avrupa Birliği de masum değil. Yani Avrupa Birliği de yaklaşık 11 yıldır bu hükümetle işbirliği yaptı. Gerekli uyarıları gerektiği zamanda yapmadı. Ve bugün artık işler kontrolden çıkmış hale geldi. Avrupa Birliği'ne de bu noktada esasında günaydın demek lazım. Komiser Füle pozitif ajanta 2 yıldır üzerinde çalışıyor. Kendisine hep söylediğimiz destekliyoruz ama bunun bir ucu başı belli olması lazım. Bir gündemi olması lazım. Bir zaman planlaması olsun. Hep bunu kendisine dile getirdik. İşte bugün Avrupa Birliği ile süreç hakikaten yoldan çıkmış durumda. Sonuç olarak bugün AKP hükümeti de masum değil, Avrupa Birliği de bu sonuç noktasında masum değil. Şimdi ben buradan son olarak Egemen Bey kardeşime seslenmek istiyorum. Bakanlığı boyunca boş müzakereci gibi boş gezdin, boş konuştun. Türk halkı ne böylesine sert eleştiriye ne de böylesine bir muameleye layık. Bu millet Egemen Bağış'ı Ağustos böceği gibi boş konuşup boş gezmesi için, kendisi çalıp kendisi oynaması için bakan yapmadı. Bu millet Egemen Bey'i karınca gibi çalışması ve başarılı olması ve Türkiye'yi ileriye taşıması için bakan yaptı. Şimdi sen Avrupa Birliği işine geldiği zaman gülüm balım, işine gelmeyince tuğkaka. Böyle bir anlayış olmaz. Avrupa Birliği ilerleme raporuna da işine gelmediği zaman dikkate almadığını söylüyor. Avrupa Birliği raporunu beğenmiyor işine gelmeyeceğim. Peki al sana Cumhuriyet Halk Partisi raporu. Şimdi bakın, biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak bir karne yaptık. AKP hükümetinin Avrupa Birliği karnesi. Burada da maalesef notu zayıf. Burada da sınıfta kalmış. Hal ve davranışların ruh hali ne içeride ne dışarıda güven vermiyor. Ve yine diyoruz ki ana muhalefet olarak, işte sana ev ödevi. Madem sınıfta kaldın, şimdi 40 tane bugün soru önergesi veriyoruz değerli arkadaşlar. 40 tane soru önergesi veriyoruz. Burada biraz sonra teslim ediyoruz. 40 tane soru önergesi var burada. Otursun çalışsın, ev ödevini yapsın. Ve yine bir tane araştırma önergesi veriyoruz. Araştırma önergesi de AKP hükümeti, Egemen Bağış
geçen sene de vermiştik. Bu süreci götüremiyor. Sonuçlar ortada. O zaman diyoruz ki gelin parlamentoda bir çalışma grubu oluşturalım. Araştıralım. Nerede hatalıyız, nerede değiliz. Hep beraber bu bir milli dava, bu bir ulusal dava. Hep beraber bu işi yapalım. Şimdi Egemen Bağış yurt dışında, bizlere de çok hoşumuza gitmiyor. Bizler de rahatsız oluyoruz. Özellikle mesela Yunanistan oradaki milletvekilleriyle biliyorsunuz ekonomik kriz yaşadılar. Maalesef zaman zaman racon kesti. Dedi ki aman dedi işte bak bizde işler çok iyi gidiyor. Nazar etme ne olur, şalı senin de olur. Bunu ben de şimdi Egemen Bey'e onun anlayacağı dille bir cevap veriyorum. Ana Muhalefet Partisi olarak ve Avrupa Birliği ben de parlamentonun sözcüsü olarak. Dost tavsiyesi son söz şu. Artık boş gezme ve boş konuşma. Adam gibi otur ve çalış. Ya da yürü anca gidersin. Evet. Evet bana bıraktım peki. Evet, Sayın Umut Aran'ın belirttiği gibi son Avrupa Birliği raporu bir ilerleme raporu değil, bir gerileme raporu. Bundan da ana muhalefet partisi olarak büyük üzüntü duyuyoruz. Çünkü bakın ben şimdi size bir belge sunacağım. Tarihe geri dönerek, burada gerçekten etrafa bakınca tarihin de yaşandığı bir basın odası burası. 1963 yılında Türkiye'yi Avrupa Ekonomik Topluluğu'na bağlayan Ankara Anlaşması imzalanırken, yani ilk anlaşma, Başbakan İsmet İnönü. O dönemin Avrupa Komisyon Başkanı Walter Hallstein'in konuşmasından bir parça. 1963'te şöyle demiş. Türkiye Avrupa'nın bir parçasıdır. Bunu bu ülkede attığımız her adımda karşılaştığımız Atatürk'ün güçlü kişiliğinin Türk toplumunda bıraktığı izlerden anlıyoruz. Bu hareketin bir benzeri yoktur. Hatta biz burada yani Türkiye'de gerçekleştirmek istediğimiz Avrupa Birliği'nin en modern şekliyle uygulandığını görüyoruz. Bu aydınlık, akılcı, gerçekçi duruş, bilime ve eğitime verilen önem, gelişmeye, ilerlemeye yöneliş bizim fikirlerimizin mükemmel bir uzantısı olarak görülüyor. Türkiye ile Avrupa'nın askeri, siyasi ve ekonomik olarak birbirine bağlanmasından doğal ne olabilir ki demiş 1963'te. Bir de 2012'deki son gerileme raporuna bakın. Benim vereceğim bilgiler daha çok Avrupa Konseyi'ni ilgilendiriyor. Avrupa Konseyi Türkiye'nin 1949'dan beri kurucu üye olarak bulunduğu bir kurum ve çok daha geniş ve özellikle de insan hakları ile ilgileniyor biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta 1-6 Ekim 2012 tarihlerinde Avrupa Konseyi'nin sonbahar oturumu gerçekleşti. Ve bu oturumda Türkiye her alanda eleştiri yağmuruna tutuldu. Yani buna en çok benim üzüldüğümü açıkça söyleyebilirim. Çünkü biz 2005 yılında, 2002 yılında birlikte meclise girdiğimiz Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekilleri ile beraber, yani biz de gerçekten bir dayanışma vererek o demokratikleşme paketleri, anayasa değişikliklerini yaparak 2005 yılında denetim sürecinden çıkmıştık. Denetim sürecinden çıkıp denetim sonrası sürece girmiştik ve Türkiye yine izleniyor. Ve bu son bir haftada gördük ki her alanda gerçekten geriye gitmişiz. En çok sizi ilgilendiren alan ifade ve basın özgürlüğünde. Burada Kültür, Sanat ve Medya Komisyonu'nda bir rapor görüşüldü. Henüz yayınlanmadı, devam ediyor. Bir İsveçli parlamenter Johansson'un raporu. Avrupa'da medya özgürlüğünün durumu idi adı. Ve burada Türkiye dünyada en çok tutuklu gazeteci bulunduran ülke olarak yer aldı ve hayretler içerisindeyiz. Şoke edici, bu durum şoke edici olarak nitelendirildi. Yani bu terimi bile kullandılar, şoke edici. Raporda Avrupa'da ve bütün dünyada gazetecilerin haklarında gerilemeler olduğu belirtilmesine rağmen, yani burada oldukça objektif davranıyorlar. Örneğin bugün İngiltere'de de basının sorunları var. Ama Türkiye'de, Türkiye'nin bu konuda en çok ihlal yapan ülkelerin başında geldiği vurgulandı. Ve bu raporda çeşitli davalarda doğruluğu kanıtlanamayan ve dijital verilere dayanan suçlamalar nedeniyle yıllardır hüküm giymeksizin hapiste tutulan gazetecilerin dosyalarına yer verildi.
Ben burada tekrar etmek istemiyorum ama bu dosyaları kişilerin adlarıyla gündeme getirdiler ve Avrupa Konseyi'ndeki 47 ülkenin milletvekili bu dosyaları gördü. Ayrıca Türk basınında uygulanan otosansür, meslek güvencesinin eksikliği ve siyasal baskılar da vurgulandı. Bir başka raporda, bu kabul edilen, oylanan bir rapordu. Üniversite özelliği ve akademik bağımsızlık ele alındı. Yine bütün Avrupa'da ele alındı. Bu rapor Hırvat Milletvekili Flego'nun raporu, kabul de edildi. Avrupa'daki yüksek eğitim kurumlarının yönetimi adlı bu rapora eklenen tamamlayıcı bilgide, bakın iki ülke örnek verildi. Belarus ve Ukrayna'da olduğu gibi Türkiye'de de akademik özgürlüğün sınırlandırıldığı, bilim akademilerinin siyasallaşarak başkan ve üyelerinin iktidar tarafından atandığı, yani TÜBA ve TÜBİTAK'tan bahsediliyor. Siyasal nedenlerle ileri yaşlarına rağmen kimi emekli olmuş profesör ve diğer akademisyenlerin yine hüküm giymeksizin yıllarca cezaevinde tutuldukları belirtildi. Bunlardan ikisinin ismi de yazıyor. Haberal ve Fatih Hilmioğlu'nun, çünkü özellikle Fatih Hilmioğlu'nun ağır derecede hasta olduğu ve bu koşullarda gerçekten ölümü beklediği bu raporlarda yer alıyor. Tutuklu milletvekilleriyle ilgili daha önce basında yer aldı. Avrupa Konseyi'ndeki 47 ülkenin 30'dan fazla milletvekili, ki bu daha da fazla olabilirdi, en az 20 imza gerekiyordu. Milletvekilleri bir yazılı bildiri yayınlayarak ülkemizdeki bir demokrasi ihlalini, tutuklu milletvekillerinin durumunu kınadılar. Benim üye olduğum ve eski başkan olduğum kadın erkek eşitliği, aslında artık sadece eşitlik deniyor, daha geniş görülüyor. Eşitlik ve ayrımcılığa karşı komitede de hükümetin kürtaj yasasıyla ilgili girişimleri daha önceden bir bildiriyle kınanmıştı. Bu süreç izlemeye devam ediliyor. Ayrıca kadın haklarındaki gerilemeler, özellikle şiddet konusundaki yasanın uygulanmaması ve sonuçları da gündemde yer alıyor. Bakın dün Birleşmiş Milletler Dünya Kız Çocukları Günü'ydü. Yani böyle yeni yeni günler çıkıyor. Bu da Dünya Kız Çocukları Günü. Yine oradaki raporda Türkiye'de 18 yaş altı evliliklerin, yani bu hem erken evlilik hem de zorla evliliğe giriyor, %28 olduğu söyleniyor. Biz %17 diye düşünüyorduk ama o rapor %28 olduğunu söylüyor. Gerçekten çok yüksek. Yani dünyanın en yüksek oranlarından bir tanesi. Bu arada yine son bir yılda 20 bin ailenin, bakın hadi 18 yaş altı %28, ayrıca da 20 bin aile 16 yaş evliliğine onay çıkarmak için yargıya başvurmuş. Yani Türkiye'deki geçen yıl 20 bin aile 16 yaşındaki çocuklarının evlenmesi için onay vermiş. Son olarak Suriye konusunda bir genel görüşme yapıldı Avrupa Konseyi'nde. Tam o sırada da 5 vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan Suriye saldırısı gündeme gelmişti. O konuda da tabii başsağlığı dilediler ama onunla yetindiler. 100 binden fazla mültecinin kamplardaki durumu görüşüldü. Anlaşılan sadece Norveç ve İngiltere'nin somut bir maddi yardım yaptı ama onun dışında hiçbir karar alınmadı ve bağlayıcı da hiçbir somut madde görüşülmedi. Sadece üzüntülerini belirttiler. Şimdi söylediğim gibi Türkiye 2005 yılından beri, yani o zaman demek ki bir ilerleme olmuştu. Ben hatırlıyorum o yılları. Örneğin işkenceye sıfır tolerans artık bir slogan haline gelmişti ve Türkiye'nin övünerek sürdürdüğü bir ilerlemeydi, bir insan haklarında gelişmeydi. Oysa bugün geldiğimiz noktada artık bundan konuşulmuyor. Şimdi 2005 yılından beri Avrupa Konseyi'nde denetim sonrası süreç işliyor. Şu anda Türkiye raportörü olan Fransız parlamenter Josette Durieux ve sekreteryasına Türkiye'den şikayet yağıyor. Yani siyasal ya da o bilinen ünlü davalar değil, onun dışında adını sanını bilmediğimiz binlerce insan cezaevlerinde çürüyorlar. Onlar artık Türkiye'den, Türkiye içinde bir kendilerine sahip çıkacak bir hükümeti aramaktan, yetkiliyi aramaktan vazgeçmişler. Bakın bu bence çok önemli. Artık doğrudan yurt dışına, Avrupa Konseyi'ne, İnsan Hakları Mahkemesi'ne
Mahkemeye doğrudan başvuramıyorlar çünkü buradaki iç hukukun sürecin tamamlanması gerekir. Onun için sürekli şikayet mektupları yağıyor. Raportör önümüzdeki ay Türkiye'ye bir ziyaret daha yaparak denetimi sürdürecek ve sanıyorum bir dahaki yıl Ocak'tan sonra da bir karne çıkaracak. Denetim sonrası süreç sona erecek mi bilemiyorum. Keşke sona erse ama hiç sanmıyorum. Hatta öyle ki şu anda Avrupa Konseyi'nde Türkiye'nin yeniden denetime bile alınmasını isteyen bazı parlamenterler var. Bu arada ben de Egemen Bağış'a şöyle bir hatırlatmada bulunayım. Avrupa Birliği'nin çok eleştiriyor özellikle ekonomik kriziyle hatta bazen dalga geçiyor ama ben de bir şey hatırlatayım. Yani her şeye rağmen şu anda 2012 yılında Türkiye'nin kişi başına düşen geliri 10.000 dolar. O kadar eleştirilen, o kadar büyük krizler içerisinde olan Yunanistan'ın 27.000 dolar. Bu da nerede olduğumuzu gösteriyor. Evet, ilginize teşekkür ediyoruz. Soru alıyor muyuz? Varsa soru. Varsa sanıyorum zamanımız var biraz. 18 yaşa doğru CHP destek vermezse biz tepki gerçekleştirelim. CHP desteklerinin bir ikisi geri adım atılıyor. Bence bu tamamen AB olsun. Yani konumuz olduğu için gündemi bence şey yapmayalım. Değil mi? Evet. Yani biraz da sizlerden AB konusuna, yani bu konu sizleri de ilgilendiriyor. Şimdi mesela geçen hafta yaptık, hiç yer almadı. Yani bu en çok sizleri ilgilendiriyor. Biraz bunun yer alması lazım. Yani bu çok ağır eleştiri. Bunu eğer biz iktidarda olsaydık çarşaf çarşaf yazılırdı. Yani muhtıra bu. Bunu lütfen sizlerde iletin. Yani bunun yer alması lazım. Buradaki özellikle demokrasi, insan hakları, özgürlükler, basın özgürlüğü, ifade özgürlüğü bunlar son derece önemli. Bakın bu yarın cumartesi günü Gazi ve Şehitler, onların dernekleri Ankara'da büyük bir miting yapmak istediler. Ayın ikisinde başvurdular valiliğe. Dün akşam valilik iptal etti. Yani bir taraftan hükümet tezkere çıkarttırıyor. Suriye'ye tezkere, efendim Irak'a tezkere. Garip kuraba vatandaşın çoluğu çocuğu oralarda şehit oluyor, oralarda gazi oluyor. Bu insanlar çığlıklarını nerede anlatacaklar? Ankara meydanına izin verilmiyor. Onun için yani bu ifade özgürlüğü çok önemli. Ben özellikle sizlerden, Avrupa Birliği çok ilgimizi çekmiyor ama bence önemli. Yani onun için bunu dikkate almanızı rica ederim. Mitingin konusu da galiba savaşa, teröre karşı hayır. Savaşa ve teröre karşı hayır. Yani bir barış mitingi, barış çığlığı. Çünkü bu insanlar vücutlarını kaybetmişler, bu insanlar hayatlarını karartmışlar, bu insanlar yakınları çocuklarını kaybetmişler ve buna iktidar parti izin vermiyor. Yani hakikaten bu bir faşizm. Ben de bir şey ekleyeyim. Dün Mudanya mütarekesinin yani ateşkesin 90. yıl dönümüydü. Mudanya'daydım. Yani sizlerle paylaşmak isterim. Bu şu demek. Türkiye 90 yıldır savaşmıyor. Yani dünya bu kadar büyük buhranlardan, krizler, bir dünya savaşı geçti. Türkiye o savaşa bile girmedi. Şimdi bugün çok endişeli bir ortam var ve gerçekten bu gösteri yapmak isteyen kişiler, barış için, teröre karşı gösteri yapmak isteyen kişiler bugün yani 21. yüzyılın olağan haklarını kullanıyorlar aslında. Ama onu bir daha belirtmek istiyorum. Yani biz 90 yıldır savaşmıyoruz ve savaşmak istemiyoruz. Tabii. Tamamen reddettiler. Bütün eleştirileri toptan reddettiler. Ve çoğunlukla hakikaten ben kendimi zor durumda hissettim. Ama yani Avrupa Konseyi'nin bir özelliği var. Orada ülkeler savunulmuyor. Orada ülkelerde yaşayan kişiler savunuluyor. Onun için bizim de görevimiz Türkiye'den çok Türkiye'de yaşayan kişilerin haklarını korumak olduğu için biz görevimizi yapmaya devam ediyoruz ama üzülerek devam ediyoruz. Onlar hiçbir şekilde hiçbir eleştiriyi kabul etmedikleri gibi
haklı bile olduklarını bir takım işte yani kendi argümanlarıyla, gerekçeleriyle açıklamaya çalıştılar. Hepsini toptan reddettiler. Yani gazeteciler için evet bunlar teröre karıştıkları için oradadırlar. İşte darbeye teşebbüs ettikleri için oradadırlar. TÜBİTAK ve TÜBİTAK'la ilgili olarak zaten bu kurullar daha önceden de iyi şartlarda çalışmıyordu. Onun için iyi oldu değiştirilmesi içeriklerinin ve seçim yöntemlerinin. Milletvekilleri için zaten aynı şeyi söylüyorlar. Yani hiçbir konuda hiçbir eleştiriyi kabul etmediler. Yani burada Türk delegasyonunun da, Türk heyetinin de artık ikiye bölündüğünü söyleyebiliriz. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin.